Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere çok eğer ortalama İngilizce kullanımlarda average ifs fonksiyonunu anlatmaya çalışacağım. Bununla ilgili senaryomuz şöyle, bir çek listesi var. Bu çeklerin tutarları, firma veya döviz türleri var ve bir gecikmeleri söz konusu. Acaba ortalama ne kadar gecikiyor? Bakın buraya gelip bir ortalama alabiliriz. Çok özür dilerim. Toplaya bastım. Hemen değiştireyim. İngilizcesi average olacaktır. 34.8 gün. Bu arada güncel verileri gerekirse güncel verileri tarihleri girersiniz arkadaşlar. Özellikle şuraya girilen tarihten başlıyor sanıyorum. Formüllerle üstüne daha sonra da bugün de ben bu değerleri buluyorum. 34.8 bütün bu listedeki gecikme günlerin ortalaması. Ancak bu normal ortalama. Yani bunu zaten bulabilirdi. Firma bazında ortalamaları da eğer ortalamayla bulmuştuk. Bunun bir şeyi vardı. Normal eğer ortalaması. Örneğin sadece firma için ne kadar ortalama, eğer ortalama, average if'le. Bu örnekte ise hem firma isimlerini hem de döviz türü USD olanının ortalama gecikmesini buluyor olacağız. Yani çok ölçüt burada devreye giriyor. Yine aşağıdaki örnekte bu firmanın bu tarihten önce vade tarihi olarak olan gecikmelerinin ortalamasını bulacağız. Demek ki amaç bir ortalama bulmak, normal aritmetik ortalama, bir ölçüte göre ortalamayı bulmak. Örneğin şirket adı veya adı birden çok olduğu için de bu tarihler ve firma isimleri, döviz türleri vesaire o zaman da çok eğer ortalamayı average if'e ihtiyacımız var. Hemen geliyorum. Elle yazmak uzun sürecektir. Hemen fonksiyonumu çağırıyorum. Daha önce kullanmışsam son kullanılanlar içerisinde. Kullanmadıysam tümü ol içerisinde. Hemen çok eğer ortalamayı buradan çağırıyor. Neyin ortalaması alınacak? Bu sütunun, sütun değilse bir alanın ve o alan aşağı doğru formül çekileceği için ve bu alandan da hiç aşka biliyorsunuz satırı değiştirmemesi için o zaman kilitli olması gerekir. Bu örnek için sütun seçimimizde bir engel yok. G'yi belirtebiliriz. Başlıyoruz ölçütlere. Birinci ölçüt döviz türü USD olacak. Onun alanı burası. İkinci ölçütümüz şirket adı olacak. Onun adı burası. Üçüncü ölçüt yok olabilirdi. Bu kadar. Bakın aşağı doğru çift tıkladık. Bunlara gerek yok. Undo yapalım. Sanıyorum oraya veri girildiği için herhalde. Sadece biçimlemeden çekelim. Gördüğünüz gibi her bir firmanın USD tarzındaki çeklerinin ortalamasını bulmuş olduk. Gelelim vadeden öncesine. Benzer şekilde son kullanılanlardan fonksiyonumu çağırdım. Yine burası toplanacak. Sırayla ölçütlere giriyorum. Firma adı buradan seçilecek. Tarih buradan seçilecek. Ve çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada da bu tarihten öncesi test edelim. 3. Bakın daha az çek olduğu için herhalde bir tane çek var ortalamada 67 oldu. Veya daha son tarih herhalde çoğunluk 30 Haziran gibi girilmiş. Dediğim gibi güncel tarihler şuraya girilerek atıyorum 2019-2020 vesaire siz güncel tarihleri girerek bu değerleri tekrar üretebilirsiniz. Ben özellikle hani 2018 girip onu 30 gün koyup sanki vadesi varmış gibi yine bugünü today kullanarak da gecikme günlerine sapladım. Amaç bir test verisi üretmekti. Önemli olan burada tekrar edeyim. Ortalama bulmak, düz ortalama. Bir koşula göre ortalama bulmak, eğer ortalama, average if. Çok koşulluysa da çok eğer ortalama, average ifs fonksiyonuna ihtiyacımız olacak. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere
bu fonksiyonu anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.